Dedik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nemin suresi 6'da mı kalmış hocam? Nemin suresi ondan sonra pek istemedik hocam ya. Şeye geldiydik. Nemin suresi 3'e geldiydik herhalde. Bilmiyorum. Allah git Firavun'a tebliğ et demiyordu Musa'ya söylüyor diye tam 7. ayette kalmış. Ha öyle mi? 7'den başlayalım o zaman. Bayağı zaman geçti de unuttuk hep. Evet. Nemir suresi 7. Hani Musa ailesine ses bizde mi kesildi yoksa sizde de mi öyle? Sen hoparlöre basmışsındır bir yerlerden. Öyle mi? Yok hoparlör açık. Tamam, geliyor musun? Sen duyuyoruz hocam. Yok. Şimdi düzeldi ama ben Tevfik Hoca'nın şeyini hiç duymadım. Bir okuyayım ben tekrar 7. ayeti. Hani Musa ailesine şüphesiz ben bir ateş gördüm demişti. Size ondan ya bir haber veya ısınmanız için bir kor ateş getireceğim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hani Musa ailesine şüphesiz ben bir ateş gördüm demişti. Size ondan bir haber veya ısınmanız için bir kor ateş getireceğim. Yani iki anlamda kullanıyor ateşi. Hani birisi de şöyle diyordu. İnkar edenler dediler ki sen ateşin yiyeceği bir kurban getirmedikçe biz sana inanmayız ifadesi kullanıyordu. Oradaki ateş nedir? Cehennem ateşi. Yani cehennem ateşinde yanan bir insan getireceksin, bize göstereceksin. O zaman senin söylediğine biz inanacağız diyordu. Buradaki ateş nedir? Allah'tan gelen vahiy bilgi anlamında ateşi kullanmış burada da. Yani Kur'an'da her şeyi ikişer çift söylediği gerçekten çok mükemmel bir anlatışla anlatıyor Kur'an. Yani bir ahiret aleminin cehennem azabının ateşi var. Bir de Allah'ın gönderdiği vahiy bilgileri ateş diye ifade etmiş. Zaten alttaki ayette onu açıklıyor. Buradaki ateş gördüm. Peki hocam, Musa ateş gördüyse bile bunu ailesine niye söylüyor? Yani ailesine bana bilgi geliyor. Allah tarafından bilgilendiriyorum. Bunu mu anlatıyor ailesine? İşte yani, orada şunu anlatıyor. Yani hani o peygamberle Allah uzak bir ufuktaydı diyor. Derken yaklaştı. 2 ay kadar daha da yaklaştı. Allah kuluna vahyettiğini vahyetti diyor. İşte bu yaklaşma olayını anlatıyor. Hani Necm suresinde öyle anlatıyordu. Peygamber neydi? Ümmi bir topluluk içindeydi. O topluluktan kendinin yönelmesiyle takvanın sesini ön plana çıkararak dünya hayatındaki ve evrendeki o yasaları çelişkisizliği yakalayıp
Allah'a doğru yöneldi. Derken yaklaştı, iki ay kadar daha da yaklaştı. Kuluna vahyettiğini vahyetti. Hep bunu Cebrail anlamında kullanmışlar ama kesinlikle öyle değil. Oradaki üstün bir güç sahibi öğretti ona ifadesi kullanırken üstün güç sahibini Allah kendisi için kullanmış. Bunu bilmek gerekiyor. Buradaki ifade de aynı. Ne diyor? Hani Musa ailesine şüphesiz ben bir ateş gördüm. Yani bu konuyla ilgili Allah'a yaklaşma konusunda ateşle bunu izah ediyor. Size ondan bir haber veya ısınmanız için bir kor ateş getiririm ifadesi kullanıyor. Yani burada ısınma ifadesini kullanırken bildiğimiz ateş anlamında ısınma değil, Allah'tan gelen vahiy bilginin sizin için yarar olduğunu, dünya hayatında nerede nasıl davranacağınızı, ahiret aleminde ebedi bir cennete ulaştıran bir ateş mesajı veriyor Kur'an. Oraya gittiğinde kendisine seslenildi. Ateşte olanlar da çevresinde bulunanlar da kutlu kılınmıştır. Alemlerin Rabbi olan Allah yücedir. Bak oraya gittiğinde nereye gidiyor? Tur Dağı'na. Yani orada verili hani Musa ile sözleştik 10 gün, 30 gün 10 gün daha ekledik 40 gün ifadesi kullanıyor. Aslında her peygamber bir itikaf olayı var insanlarda. Yani belirli bir zaman dilimi içinde bunu 10 gün olarak tanımlıyor Kur'an. Bu belirli zaman dilimi içinde 10 gün ayrılıp dünya meşgalelerden uzaklaşıp evren ve vahiy yasaları ile ilgili derin tefekkür içerisinde olup Allah'la konuşma olayına diyor bu olaya. Yani Allah'la nasıl konuşuyor? İşte Allah insan öyle bir doruk noktaya ulaşıyor ki Allah ona kendinde olan vahiy bilgileri anlatıyor. Ne diyor? Oraya gittiğinde kendisine seslenildi. Nereden? Hani Bakara suresi 97. ayette ne diyordu? Kim Cibril'e düşman ise o kendinden öncekileri doğrulayan ve tasdik eden kalbine ilka ve ilham ettiğimiz vahiy bilgileri ilka ve ilham ettiğimiz ifadesiyle olayı anlatıyordu. Yani Allah peygambere vahiy ediyor. O vahiy bilgileri inkar edenler Allah'ı inkar ediyorlar. Hani daha önce neydi? Sizin Muhammedül Emin dediğiniz o peygamber sizin arkadaşınızdı. Arkadaşınız azmadı, sapmadı. O gayb haberlerine karşı suçlanamaz. O Allah'tan gelen vahyi bilgileri size aktarıyor. İfadesiyle anlatıyor. Buradaki ifade de aynı öyle. Ateş yerinde olanlar da çevresinde bulunanlar da kutlu kılınmıştır. Yani o Nebi Resulü Allah kutsal ruhla desteklemiş. O Nebi Resulün yanında onun getirdiği vahyi bilgilerle aydınlananlar, o yolda yürüyenler kutlu kılınmıştır. Alemlerin Rabbinden Rabbi olan Allah yücedir. Yani üstün güç sahibi O'dur. Burada şunu anlamak gerekiyor. Hani Allah'ın Resulüne ne diyordu Ashab suresi 36'da? Allah ve Resulü herhangi bir konuda bir hüküm verdiği zaman mümin bir erkek ve mümin bir kadın için o işte muhayyerlik yapma hakkı yoktur diyordu. Yani
ateşin yanında olanlar kutlu kılınmış, çevresinde olanlar da kutlu kılınmıştır ifadesi kullanırken, Allah'ın gönderdiği peygamberleri kendilerine Allah'la kendi aralarında bir Resul, bir elçi olduğunu kabul edenler, o yolda yürüyenler işte kutlu kılınmıştır. O yolda olanlar ancak Allah'ın sevdiği insanlardır. Hani bu da Mücadele Suresi'nin 22. ayetinde anlatıldığı gibi, yani Müslüman olanlar, kesinlikle Müslüman olmayan, anası da olsa, babası da olsa, kardeşi de olsa, kesinlikle onları sevmezler ifadesiyle olayı geniş bir yelpazede anlatıyordu. Allah'ın taraftarları budur diyordu. Ateşin yanında kutlu kılınanlar Allah'ın taraftarları olanlar. Bunu bilmek gerekiyor diye düşünüyorum. Hocam, Mücadele Suresi'nin 22. ayetinin müteşabihi hangisiydi Bakara Suresi'nde? Çok ayet var canım. Mesela Bakara 214'te ne diyordu? Siz iman ettik demek de hemencecik cennete gireceğinizi mi sandınız? Onlar öyle acıktılar, öyle susadılar ki yardım ne zaman ya Rab dediler. Yani Kur'an'da buna benzer çok ayetler var. Hani İbrahim babası için bağışlama dilemişti. İbrahim babasının ona kafir olduğu açıklanınca İbrahim bağışlanma dilemekten vazgeçti ifadesiyle anlatıyor. Hep bunlar o ayetin müteşabih olan, benzeşen olan ayetler değil mi? Yani Müslüman olanlar Rabbim Allah'tır diyenden hoşlanır. O yolda yürüyenlerle onlar kardeştir ifadesiyle anlatıyor. Nuh'un oğlu ve karısı aynı şekilde yine. Aynen. Şimdi o zaman burada ateşte fil narin diye, yani ateşin içinde diye geçiyor orijinal kelimede. O zaman burada vahyi kabul edenler, vahye gönül verenler, ateşin içinde olanlar dediği bunlar yani. Yoksa normal başka ayetlerde işte vahye sırt dönenler, Kur'an'dan yüz çevirenler, onlar ateşin ashabıdır diyordu, arkadaşlarıdır diyordu. Oradaki ateşte, buradaki ateşi farklı kullanıyor Kur'an. Çok güzel. Bak mesela Allah'ın boyasıyla boyanın diyor. Ne demek Allah'ın boyasıyla? Ateşin içinde olma o işte. Allah'ın ipine yapışın, Allah'ın kulpuna yapışın. Allah'ın kulpundan daha sağlam bir kulp var mı diyor ayette. İşte Allah'ın koyduğu kurallar içerisinde söylem ve eylemlerini düzenleyen insanlar işte kurtuluşta olan insanlardır ifadesiyle ayırıyor diğer insanlarda. Hep şunu diyorlar, ayrımcılık yapmayın, insanlara ayırmayın. Allah ayırıyor, niye ayırıyor Allah? İyi olanlarla, düzgün olanlarla, Allah'ın yolunda yürüyen insanlarla, şeytanın yolunda yürüyen insanlara aynı bir arada Allah tutuyor mu ki biz tutalım? Evet. Ey Musa, gerçekten ben güçlü ve üstün, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Ey Musa, gerçekten ben güçlü ve üstün, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım. Yani Allah hikmet sahibi haktır. Hak olanı yarattı Allah. Hak olanı insanlara yapmayı emrediyor. Nedir hak olan? Allah evrende iki varlık yaratmış. Bu varlıklardan birisi melekler, birisi insanlardır. İnsanlarda İki tercih kullanma hakkı var ama Allah istiyor ki Rabbin yönünde tercih kullanan insanlar Müslümandır diyor. İşte Müslüman olanlar Allah'ın koyduğu bir değeri
değerinin altında veya değerinin üzerinde bir yere o değeri taşımayan insanlardır. Yani Semud kavmi deveyi tapınılır hale getirdiler ve böylece onlar helak oldular. Ama Müslüman olanlar Rabbim Allah'tır deyip deveyi Allah insanlara secde etsin, ona yükünden, efendim yavrusundan, etinden, derisinden yararlansın diye yarattığını o şekilde kullandılar ve Allah da onları övgüyle anlattı. İşte Semud kavmi de deveyi ait olduğu yerden kaldırıp onu tapınılır hale getirdiler. Böylece onlar deveye zulmettiler, deveyi kestiler ifadesiyle müteşabih bir anlatımla anlatıyor. İşte burada ne diyor? Ey Musa, gerçekten ben güçlü ve üstün hüküm ve hikmet sahibi. Hüküm, hikmet sahibi nedir? Her şeyi dosdoğru söyleyen, dosdoğru yapan, dosdoğru olan bir Allah tarafından ifadesiyle Allah'la konuşmasını sahibi olan Allah'ım ifadesiyle Musa'ya Allah kendisini tanıtıyor. Asanı bırak. Bıraktı. Onun çevik bir yılan gibi hareket ettiğini görünce geriye doğru kaçtı ve arkasına bakmadı. Ey Musa, korkma. Şüphesiz benim yanımda gönderilen elçiler korkmaz. Şimdi asa kelimesi, asanı at, asanı bırak ifadeleri çok geçer ayette. Orada hani nedir elindeki ey Musa? Bu da Taha suresinde anlatır. Değişik çok surelerde geçer bu. Asamdır Allah'ım. Ne yaparsın onunla? Dayanırım, davarlarıma yaprak silkerim, dünyalık bir takım işlerimi yaparım diyor. Peki at onu dediği zaman buradaki ifade de aynı. Bu ifade aynen Kasas suresinde de geçer. Yanılmıyorsam bir saniye bakayım orada. Kasas suresinde ne diyor? Aynı ifade bak. Asanı bırak, Kasas suresi 31'de. Onun şimdi bir yılan gibi hareket ettiğini görünce arkasını dönüp bakmaksızın kaçmaya başladı. Ey Musa, dön ve korkma, şüphesiz gönderilenlerdensin. Güvendesin. Yani sen benim yanımdasın. Niye kaçıyorsun? Yani burada şunu anlatıyor. Yani iki asadan bahsediyor Kur'an. Birisi Allah'tan aldığı vahiy bilgiler anlamındaki asa. Biri de Allah'ın dünya hayatında ona verdiği çoru çocuğu, evi barkı, koyunları, efendim dünya hayatında neyi varsa bunları asa olarak tanımlar. Asanı bırak ifadesi kullanmış. Yani burada asanı at ifadesini kullanırken sen dünya hayatındaki o mallarını, canını, davarlarını, aileni kaybedebilirsin ve bundan dolayı kesinlikle korkma. Sen benimle berabersin. Ben senin velinim. Sen benim dediklerimi yerine getir. Kesinlikle sen üzülmeyeceksin, mahzun da olmayacaksın ifadesiyle Hazreti Musa'yı eğitiyor, korkma, kaçtı ifadesi kullanırken yani soğuk duş etkisi yapıyor. Bu konuyla hani ne diyordu? Sen özünü kavrayamadığın bir şeyi nasıl kabullenebileceksin? Hani Kehf suresinde bir kulla bir yolculuk yapıyorlar ya, aynı onun gibi. Yani özünü kavramadığı bir şeyi sen öleceksin dese
Ama sana cennet vereceğim dese, cenneti nedir, ölüm nedir bilmeyen bir Musa için böyle bir şey söylediği zaman kim buna hemen kabul edebilir? İşte eğitildikten sonra ne diyor ondan sonra? Bu da şeyde anlatılır. Bak, istersen Taha suresi 65'ten 71'e kadar okuyalım hocam. Tamam. Yapabilirsen, yapamazsan ben okuyayım. Açarız şimdi. Taha suresini açalım. Sen yorulma istersen ben... Ey Musa dediler. Heh. Ya sen sana at... Şimdi ne oldu? Yani önce Hazreti Musa gelmişti, demişti ki Firavun ve çevresine, ben Allah'tan gönderilmiş Nebi Resulüm demişti. Firavun da demişti ki, sen başından geçen bütün olayları, dün işlediğin suçu işledin, yani birini öldürdün. Geldi, gelip bize peygamberlik taslıyorsun, öyle mi dedi. Ya bir ayetle gelmişsem dedi. Nedir ayet elindeki deyince Musa, Hazreti Musa da diyor ki ben alemlerin Rabbi olan Allah'dan gönderilmiş bir Nebi Resulüm ifadesi kullandı. Peki ne yapıyor senin Rabbin? Benim Rabbim yaratır, yarattığına yolu gösterir ifadesi kullanıyor. Arkasından sen bir büyücüsün diyor. Seni öldüreceğim değişik ifadelerle tehditler savuruyor. Yanındaki büyücüler de diyorlar ki sen beklet, yani ertele. Büyücüleri topla diyor, bilgin büyücüler ders veriyor Firavun'a, topla, onun dersini biz karşılıklı konuşmayla bunu izah edelim diye deyip başlıyor olay. Evet. Burada ben bir şey söylemek istiyorum hocam. Buyurun. Ey Musa asanı at derken ben bunu şöyle anlıyorum. Biz asayı diğer ayetlerde nasıl görmüştük? Yani Süleyman asasına yaslandı. Neydi bu asa? Bu asa vahyin ilkeleriyle inşa edilmiş devlet yapılanmasını teşkil ediyordu. Yani ey Musa asanı at deyince Musa asasını at. Yani Musa devlet yönetimine dair Kur'ani ilkeleri ortaya koydu. Yapılan yanlışları söyledi. O yanlışın doğru olanlarını söyledi. Kurtuluşun bu doğrulara sahip çıkmakta çıkma ile olması mümkün olabileceğini söyledi. İşte sonra asayı attı. Ondan sonra bir saniye. Ey Musa asanı at. Sonra onu yılanmış gibi gördüler. Bu ey Musa değneğini at. Onu yılanmış gibi hareket eder görünce dönüp ardına bakmadan kaçtı. Bu biraz müteşabih, tevil edilmesi gerek. Ama ben asayı bu şekilde anlıyorum. İşte Ali Baba, asayı iki adımda kullanıyor. Bak, aynı Süleyman'da da öyle. Süleyman'ın asası Allah'tan aldığı vahiy bilgilerle bu toplumu yönetiyordu. Hani Sebe Suresi 14. ayette de diyor ki, Süleyman'ın cinler eğer gaybden haber vermiş olsalardı, Süleyman ölmeden önce onu asasını kurtlar yedi ve Süleyman göçtü, öldü. Eğer gerçekten onlar kayıptan haber verebilselerdi, Süleyman ölmeden önce onun öldüğünü bilirler, istemeyerek çalıştıkları ordudan çekerler giderdi. İşte buradaki asayı da aslında Süleyman'ın asası devlet gücü anlamında
askerleri, otoritesi, silahı, efendim her türlü dayandığı güçler. Bu yıkılınca artık Süleyman'ın sesi kesildi ve topluma hükmedemez oldu. Yani Musa'nın asasında koyunları, efendim çocukları, evi, barkı ifadesini kullanırken ben dünya hayatını böyle sergileyip yürütüyorum. Ben bunları terk edersem, bunlardan uzaklaşırsam benim halim ne olacak deyip korkup soğuk duş etkisi yapıp kaçmaya başlıyor. Ama o çağırıyor Allah, getiriyor yanına, uzun uzun olayları anlatıyor. Ben bir Allah'ım, gökleri ve yeri yaratan Allah'ım. Sen bana itaat eder, benim söylediklerimi dinler, beni veli edinirsen, sen ölsen bile, sen ölüşünle beraber seni hemen cennete koyacağım. Orada ebedi olarak rızıklandıracağım. Onun için sen ölümü yok edeceksin. Ölümü ortadan kaldıracaksın. Hani sevinin Mehmet'im, tümsekte, tekerlek tümsekte kalır sanmayın, tekerlek tümsekte. Ölsek de sevinin, kalsak da yarın elbet bizim, elbet bizimdir. Gün doğmuş, gün batmış, elbet bizimdir. Yani ölümü öldürmektir aslında buradaki asa. Ya Hazreti Musa'ya anlatıyor Allah, vahiy bilgileri anlatıyor. O arkasında güçlü bir Allah var. O Allah, ben senin velinim dedikten sonra korkacak ne var? İşte Firavun gibi zalimin yanına varıyor, bunları söyleyebiliyor. Kim söyleyebilir bunları? İşte ölümü göze alan ve ölümden korkmayan bir Musa söyleyebilir. Ve Musa gibi olanlar söyleyebilir. Olay bu diye düşünüyorum. Peki ben burada Yücel Hocam'a bir şey sormak istiyorum. Yücel Hocam burada diyor ki, geriye doğru kaçtı ve arkasına bakmadı. Ey Musa korkma, şüphesiz benim yanımda gönderilen elçiler korkmaz. Şimdi biz de mesela Kur'an okuduk, biz korkup kaçmadık. Biz Musa'dan daha mı cesaretliyiz? Ya da Musa bizden daha mı korkaktı? Şimdi burada yapıyorum. Daha önceki bildiği kadarıyla asa burada dayanak, güç, mal gibi şeyler ifade ediyordu. Yani o işin yani dünyada sahip olduğumuz şeyleri eğer ki kendimize kılavuz edinirsek ahirette karşımıza korkunç bir azap olarak çıkacağı için o anki bu görüntüden dolayı Musa'nın kaçtığını düşünüyorum. Aferin, günah işlersem cehenneme giderim diye mi korktun Musa? Hayır, yani işin asanın, yani o gücün aslı ne görmüş oldu orada? Ben öyle aklımda kalan bilgilerle öyle düşünüyorum yani. Şimdi bak, önce diyor ki ailesine, ben diyor bir ateş gördüm, belki ondan size ısınmanız için bir kor ve ateş getiririm diyor. Yani vahye artık hazırlıklı hale gelmiş. Zaten Şuayb Aleyhisselam'dan da enine boyuna her şeyi orada sormuş, öğrenmiş. Şimdi böyle bir durumda olduğu halde neden ona asanı at deyince geriye doğru kaçtı ve arkasına bakmadı diyor. Yani asası çevik bir yılan gibi hareket ettiğini görünce burada Musa'yı korkutan şeyin temel sebebi ne yani? Çünkü biz biliyoruz ki asa yılan olmaz. Yılandan da asa olmaz. O zaman attığı asa nasıl çevik bir yılan gibi hareket etti? Burada bir müteşabihat var. Evet. Neden attığı asa çevik, Allah böyle söylüyor. Arkasından da Musa korkuya kapılıyor. Bunu çözmemiz lazım yani burada. Ya. Onun için biz Musa'dan daha mı cesaretliyiz? Biz korkmuyoruz mesela.
Yaşasın Cumhuriyet diyoruz mesela. İstediğiniz kadar heykel dikin diyoruz. Rast çekiyoruz. Yani. Peki cahil cesaret hocam. Ayrıca buradaki mesela Hasan'ın canlanması olarak ifade edilen kelime Nasr'da canne kelimesi geçiyor. Not almak isteyen arkadaşlar olursa bunu not alabilir. Canne kelimesi burada da geçiyor. Çeviriyi yaparken Asa'nın cinlendiğini söylemiyorlar, canlandığını söylüyorlar. Burada can olarak kullanmış. İşte burada şunu anlamak gerekiyor. Yani bugün insanlar dünyevileşmiş, dünyevileşen insanlara bu dünya hayatının başına bir deprem, bir sel veya ölüm gelme durumunda herkes korkmaz mı? Yani Hazreti Musa elinden o dünya için çalışıp kazandığı şeyler kaybolunca 8-10 sene bir kadını almak için çalışmış. 8-10 sene çalışıp bir kadını almış, bunu sen terk edeceksin, bu yok olacak dediği zaman kim korkmaz, kim bundan ürkmez? Ya, o kadar sevmiş mi o kadını da 8 sene boyunca? O kadını değil hocam. Zaten oradaki kadın değil. Buradaki nedir o asa diyor? Koyunlarım, davarlarım, yaprak silkerim, onlarla dünyalık, dünya hayatını Allah burada ön plana çıkardığını söylüyor Musa. Bir de ahiret hayatı var. İşte onlar dünya hayatını ahirete tercih ederler. Ama Müslüman olanlar ahiret hayatını dünyaya tercih ederler. Olay bu değil mi? Eyvallah. Şimdi Musa vahyi alıyor. Ben Allah'ım diyor. Allah'tan ilk diyor ki başka bir şeyde ayakkabılarını çıkar. Burada diyor ki asanı at. Yani artık Musa yeni bir hayata hazırlanıyor. Elindeki asa, onun dayandığı güçler, diğer şeyler, Musa'da bir değişim oluyor. Bundan böyle dünya malına, mülküne güvenerek değil, Allah'tan gelen bilgi üzerine hareket edecek. Artık Musa'nın yeni gücü, hakkın, hakikatin ona gösterdiği yol. Fakat asaya atınca diyor, onun hayye gibi olduğunu, yani yılan gibi olduğunu görünce diyor, bir an korkuyor. Şimdi burada şunu anlamak gerekiyor. Birbirine zıt olan iki asadan bahsediyor Kur'an. Birisi dünyevileşme olan, dünya hayatını temsil eden asa. Birisi de ahiret hayatını temsil eden bir asa. İşte ahiret hayatını temsil eden asa ne ile gündeme geliyor? Allah'ın gönderdiği vahiylerle. Ne diyor ayette? Bakara suresi 2. ayette. Bu Kur'an Allah tarafından indirilmiş, muttakiler için yol gösterici olan bir kitaptır diyor. İşte iki hayattan bahsederken diyor ki, onlar dünya hayatını ahiret hayatına tercih ettiler. Böylece Rabbin yolundan saptılar. Ama ahiret hayatına, dünya hayatına tercih edenler ise Allah'ın koyduğu kurallara göre söylediler ve yaşadılar. Ve Allah da onları ebedi cennete mükafatlandıracak ifadesiyle anlatıyor. O zaman buradaki bir dünya hayatındaki yaşamı ön plana çıkarıp onu kendine Rab ilah edinmek var. Birisi de gökleri ve yeri yaratan Allah'ı Rab edinip ahiret hayatını ön plana çıkarmak var. İşte dünya hayatında Rahman neydi? Hem dünya hayatında Müslüman ve Müslüman olmayan ayırt etmeden rızık veren Allah anlamında ifadesi kullanıyor. Rahim ise ahirette sadece müminlere merhamet eden Allah anlamında. O zaman Musa burada ilk olayın iç yüzünü kavramadan
elindeki asayı at, yılan oldu ifadesi kullanırken, bu dünya hayatına Rabbani oğlu kavramayan insanlara böyle bir şey desen hangisi böyle bir ifadeye sıcak bakabilir? Yani sen dünya hayatını terk et, ahiret hayatını sen ön plana çıkar desen kim bunu yapar? Kimse yapmaz. İşte Hazreti Musa ilk daha Allah tarafından eğitilmeden böyle bir soğuk duş etkisi yapar gibi kaçıyor. Hani Yunus'tan bahsediyor Kur'an. Yunus da dünyevileşmişti. Böylece onu balık yutmuştu diyor. Ne zaman sıkıntıya düştü, Allah'ı hatırladı. Allah da onu aldı, eğitti ve yüz binleri takip eden bir peygamber konumuna geldi ifadesiyle olay anlatıyor. O zaman burada Yunus'un eğitmeden önceki durumuyla eğitildikten sonraki durumu aynı ifade burada da var. Değişen bir şey yok benim bildiğim kadarıyla. Hocam şöyle, ben de şöyle anlıyorum hani, artık Musa vahiy almaya hazır hale geldi. Hani Allah şimdi burada böyle konuşuyor. Onu psikolojik olarak sanki hani önce bir ön hazırlık yapıyor. Hani sana söyleyeceğim şeyler çok zor şeyler. Sen bunları görüp de korkma sakın. Hani ben seninle beraberim zaten. Evet, zor şeyler söyleyeceğim. Zor şeyler yaşayacaksın. Ama bunlardan korkma. Hani ben seninle bir sanki psikolojik bir hazırlık yapıyor gibi anlıyorum ben. Çok güzel. Bak evet. Mesela burada Kehf suresinde 60'tan itibaren hani katımızdan bir kulu gönderdik. Dedi ki ona, ben bir kul olarak sana bilgi öğrenmek için sığınabilir miyim dedi. Sen olayların iç yüzünü kavramadan nasıl benim anlattıklarımı kabul edeceksin dedi. Ben tamam kabul edeceğim dedi. Olay ne oluyor? Bir şey söylüyor ortada, hemen itiraz ediyor. Niye itiraz ediyor? Musa o konuyla ilgili detaylı bir bilgiye sahip olmadığı için itiraz ediyor. Ve birkaç tane olay geçtikten sonra olayın iç yüzünü kavruyor ve ondan sonra doğru yolu buluyor. İşte buradaki ifadeler de hep benzeşen ifadeler. Yani Allah dünya hayatında insanları kendine verilmiş bir zaman dilimi içinde deniyor ve her türlü başına gelen felaketlere karşı sabredip dayanıp Allah'ın yolundan ayrılmadan, dik duruşunu bozmadan yürüyebiliyorsa, işte onu gittikçe olgunlaşan bir konuma getirip Allah onu cennete hazırlıyor. Olay bu. Şöyle anlıyorum. Burada bu sadece bir ayet geldi. İki dakika içerisinde Musa asayı attı, korktu, kaçtı. Böyle bir şey değil. Bu Musa'daki değişimi özetleyen bir ayet. Ve buradaki korkunun sebebi de Musa'ya yüklenen sorumluluk. Ne o en büyük sorumluluk? Bundan böyle Allah'ın ayetlerini alacak ve Firavun'la mücadeleye girişecek. Şimdi bundan herkes korkar. Bu kolay ve basit bir şey değil. Yani Musa'daki bu korkunun sebebinin ben bir anda bu değişimin bundan olduğunu, bundan dolayı ürktüğünü düşünüyorum. Sonra Allah onu tekrar sakinleştiriyor. Ey Musa korkma, şüphesiz benim yanımda gönderilen elçiler korkmaz. Bu tabii ki hocam bir ilk aşamada Musa bunlardan haberi yok ki. Allah'ın ne söyleyeceği hakkında hani Ahzab suresi 37'de diyordu ya, evlatlıkların kadınlarıyla evlenilmez anlayışı vardı. Sen ise onu kendinde İnsanlardan korkarak gizli tutuyordun ifadesi kullanıyor. Orada gizli tutma olayı var mı bir peygamberde? Yok.
Musa da bilmiyor gelecek olan Allah'ın ne emredip ne emretmeyeceği konusunda daha ilk aşamada bilmiyor. Hani ne diyordu Yunus suresi 94. ayette, sana gönderdiğimiz vahiyden kuşkudaysan senden önce kitabı okuyanlara sor ifadesiyle anlatıyordu. Yani Musa olayın iç yüzünü daha bilmiyor, kavramıyor. Önce ilk aşamada bir dünya hayatını tanımlıyor Allah. Bu dünya hayatında bazı şeyleri dünya hayatında bazı zorluklara katlandığı zaman belki çocuğunu kaybedecek, belki malını kaybedecek, belki karısını kaybedecek, evini, barkını kaybedecek. Ama sen bunlardan korkma, bundan daha güzelini sana vereceğiz. Nedir o daha güzel deyip eğitip başlıyor anlatmaya. Olay bu diye düşünüyorum. O işte o zaman da o Taha suresinin 65'ten 71'e kadar olan ayetler bunu anlatıyor diye düşünüyorum. Evet, bu muhteşem bir ayette Musa gerçekten Tur Dağı'na hani çıkıyor değil mi? Hani o kendi içine çekilip işte 10 gün süre boyunca şey yapıyor mu? Yani bunları mı yaşıyor? Yani orada ilk şeyde bir peygamber oluyor. Sen gönderilenlersin dediğine göre ben seni kendime nebi insanlarla benim aramda bir nebi resul olarak seçtim ifadesiyle olay anlatıyor. Yani gerçek anlamda Musa bir dağ hani Tur Dağı'na çekilip o kendi kendine bu şeyi olayı yaşıyor mu? İtikafa çekiliyor. İtikaf olayı bu işte. Yani itikaf nedir? Allah'la hemdem olması, Allah'la konuşması. Hani Allah durur da insanlarla konuşmaz. Konuşursa ya vahiyle ya perde arkasından ya da elçi aracılığıyla konuşur diyor ya. İşte vahiyle konuştuğu sadece peygamberlerdir. Allah da Hazreti Musa ile vahiy ile konuşuyor. Yani ona ilka ve ilham ediyor. Olay bu. Yani bunları okudukça anlayacağız. Belki şu anda ilk hocam, olarak... O ayetin bizim hayatımızdaki karşılığı ne? Yani şimdi burada Musa vahiy ile karşılaşıyor ve Musa'daki değişimi Allah bize anlatıyor. Muhtemelen biz de karşılaşıyoruz vahiy ile. Bizim hayatımızda da bir değişim olması gerekiyor herhalde Musa'da olduğuna göre. Çünkü vahiy herkesi değiştiriyor. O zaman Allah bize şunu mu söylüyor? Kur'an'ın size yüklediği emir ve sorumluluklarla karşılaştığınız zaman geriye doğru ürperebilirsiniz. Veyahut da bir değişim süreci yaşayabilirsiniz. Ama bundan korkmayın. Bakın bu Musa'da da oldu. Ama daha sonra tekrar bir mümin olarak Musa vahyin gözetiminde bir hayat sürdürüyor. Mücadele verdi. Bunu mu anlatıyor bu ayet? Bak Hazreti İbrahim oğluna ne diyor? Koşacak yaşa, yani ergenlik yaşına geldiğinde, yani iki tercih sunan iki melek yüklendiği zaman, yani kendi kararını kendisi verecek çağa ulaştığı zaman diyor. Oğlum bak beni, ben Müslümanım dediğimden dolayı öldürecekler. Ben bunu biliyorum. Ama sen ben Müslümanım dersen seni de öldürecekler. Bunu kendine nasıl görüyorsun diye soruyor. Yani kabul ediyor musun diye soruyor. Burada tuttu boğazını kesti, astı bilmem yatırdı ifadeleriyle. Bunlar hikaye masal. Kur'an'daki asıl verilen mesaj, oğlum sen Müslümanım diyorsan sen dünya hayatında inkar edenler sana her türlü zulmü reva görecekler, seni öldürecekler belki de ama sen bunu ben Müslüman değilim dersen seni serbest bırakacaklar. Sen bunlardan hangini tercih edersin deyip sorduğunda ben de Allah ve senin söylediklerine amenna ve saddakna diyorum dedi. Olay bu. Yani şu anda bize de aynı şeyi söylemiyorlar mı? Müslüman dediğin zaman hep seni her türlü zulüm, işkenceye uğratmıyorlar mı? Nerede ben Müslümanım diyen varsa
inkar edenler onun üzerine çullanıp her türlü zulmü yapıyorlar. Hani ne diyordu ayette? Rabbim Allah'tır deyip dosdoğru yol tutturanlar var ya, onları öldürenler, onları ortadan kaldırmak için çaba harcayanlar ifadesi kullanıyordu. Yani Müslüman olanlara sürekli inkar edenler düşmandır. Bunlar bilinmesi gerekiyor Kur'an'ın ifadesine. İşte buradaki ifade de o. Yani Hazreti Musa ben Müslümanım deyip yani cevher içindekini korkmadan söyleyip ortaya çıkıp onlara anlatan bir insan kim olabilir? Yani Firavun hani ne diyordu Musa? Ey Musluluflar gelin birlik ve beraber olalım. Şu Firavun'un haddini bildirelim dediler. Dedi Musa. Onlar da dediler ki bizim ona karşı savaşacak gücümüz yok. Siz gidin ona karşı savaşın dediler. Onlara 40 yıl körlük ve yoksulluk tattırdık ifadesiyle. Yani sen o dik duruşunu ortaya koymadan, onlarla mücadele azmini kendinde göstermeden sen nasıl Müslüman olarak kalabileceksin? İşte bunları Allah boşuna anlatmıyor bize. Evet. Peki arkadaşlar. Saatimiz geldi. 10. ayete kadar geldik. Yarın da inşallah o Taha suresi 65'ten itibaren okuyalım. Bu olayı çok güzel izah ediyor. Yani bizim anlatacak olduğumuz olayı. Başka eklemek istedikleriniz var mı? Allah razı olsun hocam. Allah emanet olun. Allah cümlemize razı olsun. Oldu. Selamun aleyküm. Allah'a emanet olun. Burada bir video sohbetimizi daha sonlandırırken yeni bir videoda buluşmak dileğiyle Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun diyorum.